Ey gökleri, yerleri, bizleri yaratan Rabbim! Gözümü ilk açışımda kulağıma fısıldandı senin güzel isimlerin. Yolun sonunda sana layık bir kul olabilmek için sana gelişim varsın biraz daha uzasın. Yeryüzüne inme sebebim bana verdiğin görevdendir. Gök kubbe altında cemaate seni anlatıp sevdirmemdir. Geçsin ömrüm bir asır daha müminlerin başında. Senin güzel namelerini okumak bile yeter bana. Onlar Rabbimizin sevgisinden ve sadakatinden ayrılmayan emekli imamlarımız. Bir ömre sığan tecrübeleri, öğütleri, anıları ve yaşamlarıyla bizlere yol göstermeye devam ediyorlar. Genç Cumhuriyetimizin eğitim hamlesinin yurdumuzda henüz yeterli olmadığı dönemlerde, özellikle Anadolu'da ailelerin evlatlarını yetiştirmek için önceliği onları Kur'an-ı Kerim öğretilen yerlere yollamaktı. Çankırılı Küçük Ali de bu çocuklardan biriydi. 1932 doğumluyum. Çankırı vilayeti, Şabanüzü ilçesi ve Orta Nahiyesi Elden Köyü'nde dünyaya geldim. 8 yaşından itibaren köy mektebine talep oldum. Ve o zamanları tabii ilkokul yok, yeni şey yok. Sadece Kur'an-ı Kerim ve din dersleri okunuyor. 28 harfleri yazar. Elif, B, T, S diye bize verir. Biz onu öğrendikten sonra geç der hocamız. İşaret eder geçmeyi. Cam parçasıyla kazırız. Ondan ikinci dersi yazar, üçüncü dersi yazar. Uzatmayalım. Sonra Kur'an-ı Kerim'e geçeriz. Sevgi ve heyecanla başladığı ilim yolculuğuna hocamız babasına karşı gelme pahasına devam etmiş. Kalfat köyüne talebe olarak babam beni götürdü. Orada evlere şey yapılıyor. Talebeler evlere. Mesela bir talebe birisi alıyor, beş talebe birisi alıyor. O şekilde öyle. Masrafını veliler veriyor. Benim de bir aile üstlendi. Ve o köyde hafızlığa başladım. Sonra köyümüze döndük. Köyümüze dönünce babam dedi ki sen okuman bu kadar kifayet eder. 8 kardeşiz. Sen en büyüklerisin. Seni bir işe vereceğim. Ve böylece geçineceğiz. Ben bu kadar çocukları besleyecek durumda değilim der. Ben de dedim ki, o zaman çocuk olmama rağmen, el rızkı teala Allah, rızık Allah'ın üzerinedir. Ben iş filan istemiyorum, okuyacağım. Okuyacağım, ilim sahibi olacağım. Önce hafızlığımı bitireceğim. Babam hayır olmaz dedi. Köyümüzde eski alimlerden Ömer Hoca diye bir hocamız vardı. Dedim ki hocam, anadan babadan izinsiz ilim tahsili yapılabilir mi? Ben bu köyde okuyamayacağım. Babam çok zaruret içerisinde beni bir işe verecek, geçirmek için. Ama ben okumak istiyorum. Dedi ki yolun açık olsun gidebilirsin.
İmamlığının ilk yıllarında bir müminle yaşadığı zorluğu ve onunla helalleşip nasıl dost olduğunu anlatıyor. Ankara Tohumlu Köyü'nde 1952-53 senelerinde oraya hocam beni imam verdi. İlk sabah namazını kıldırdım. Kara suratlı bir adam karşıma dikildi. İmam efendi, hoca efendi, hoca efendi. Vazifeni suistimal ettin. Niye be efendi? Ne oldu? Ne yaptım? Sen dedi erken kıldırdın, ben sana yetişemedim dedi. Peki dedim, sen gelirken çocuklarını dedim uyandırdın mı namaza? Uyanan kişi uyuyanı uyandırması farzdır. Namaz gibi o da farzdır. Kaldırdın mı onları? Yok. Yarın dedim 10 dakika daha erken kılacağız, ona göre haberin olsun. Bu ne yazıyor? Takvim böyle filan dedim. Ben takvime inanmam. O zaman kitaptan konuşalım dedim. Sonra ben evime geldim. Odama geldim. Gelince baktım 2 saat sonra geldi. Ondan sonra oturuyoruz. Ona bir kahve yaptım beraber. Buyurun kahvemi iç. Dur dedi. Sen şimdi dedi bana hakkını helal et. Ondan sonra helal açım. Ondan sonra kahveni içeceğim. Helal olsun dedim. Bak dedi, sen dedi çocuksun ama alim bir kişisin. Beni kimse burada mant edemez. Bunu dedi yendim. Yenildiğimi kabul ettim. Bundan sonra bu köyde senin sırtın yere değmez. Senden dost olduk, dost olarak yaşayalım dedi. Gencecik bir imam olan Ali Hoca, 1957 yılında İstanbul Beykoz'a geldiğinde valizine sadece Allah ve ilim aşkını değil, onu bu şehre taşıyan ve kimseye nasip olmayacak hizmetleri gerçekleştirecek azmini de eklemişti. Ramazan'da vaaz ediyorum. Ramazan bayramı sabahı. O meyanda cemaat, zaten cemaat de fakir kimselerdi. Önüme para atıyorlar. Yani fitreyi, Ramazan fitresini bana vermeye niyet etmiş, görememişler, bulamamışlar beni. Nasıl olsa camide yakalarız diye. Namazdan sonra da fitrenin zamanı geçiyor. Önüme para atıyorlar. Paralar geliyor fakat bana parayı attıkça göğsüme kurşun sıkmış gibi ağır geliyor. Samimi söylüyorum, öyle ağır geliyor. Ya Rab, ne olur? Ben alan el değil, veren el almak istiyorum. Şu atılan paralara beni muhtaç eyleme. Dedim, Cenab-ı Hak kapıları açtı. Ufkumuzu açtı. Cam ticareti yaptım. Levhaları yazardı. Derken camlar buluyor oldu. Efendim bir ev yaptık, 2-3 katlı. Çocukları evlendirdik. Derken böyle durumumuz fevkalade idi. Rabbimizin kulunun en dara düştüğü durumda ihsanını nasıl esirgemediğini Ali hocamız bizzat yaşamış. Şimdi bizim dükkana, Nalbo dükkanımıza, Necdet isminde çalışan var orada. Birisi geliyor, her gün bir 500 lira veriyor. Bir sordum, kimdir bu bilmiyorum dedi ya. Soramıyoruz bir şey de, çok kibar bir insan. Melek gibi bir insan. Yani 20-25 yaşlarında görünüyor. Tam bir sene bu devam etti. Bir sene sonra Çengelköy'ünde bir arkadaşım vardı, babası vefat etti, akşam hatim duası var. Orada beni sıkıştırdılar. Sizin cami devlet mi yapıyor, zenginler mi yapıyor, niye soruyorsunuz? Dedi ki hocam, bizim şurada bir arsamız var, küçük bir cami yapacağız, arsamız küçük zaten. Senin bize bir ipucu ver de
senin tecrübelerinden biz de istifade edelim, camiye yardım olsun. Biz o zaman işte safça durumu anlattık. Dedim benim günde bir 500'üm var. Siz Bismillah deyin, vurun kazmayı. Allah da size belki 1000 verir. Bu ilahi bir yardımdır. Ben böyle inanıyorum. Durum bu. O zaman yarınki 500 de bizden olsun dediler. 20 tane tüccar 500'ü tamamladılar. 500 büyük para. Netice sen misin anlatan, oradan parayı alan, bir istikak kesiliverdi gitti. Sır aslında verilmemesi lazım. Hangi sır olursa olsun, onu sır verildiği an imkan gider. Beykoz Orta Çeşme Merkez Camii'sini yaptırırken birçok anıya sahip olan hocamız, Rum asıllı Yako ile olan anısını bizlerle paylaştı. Yako dediğimiz anadını esnaftan, kendisi Rum. Bir daha gelir misin? Geldim. Orada dini levhalar da var, La ilahe illallah yazılı. Bunları görüyorsun değil mi? Biz okuyorsun da. Ben bunu dedi süs için atmadım, reklam için de atmadım. Riya için de değil. Sen dedi camiye niye bana uğramıyorsun? Niçin benden paranı alıyorsun? Ben bu mahallenin ve bütün Beykoz'un yardımlarıyla, onların paralarıyla kazanıyorum. Eğer bu mahalleden para toplamaya gelip de bana uğramazsan hakkımı helal etmem sana dedi. Biz aldık. Hocamın cami yapma hususundaki tabii ki bir ismi de biz arkadaşlar arasında mimar deriz. Çünkü gerçekten yapacağı işi daha güzel yapan, maddi konumundan daha ziyade işin olması, işin daha uygun, daha değerli olması yönüne gideriz ki çünkü cami, ibadethane bizim en fazla değer vereceğimiz mekandır. Bu sebeple de biz de inşallah beraber onunla daha nice seneler çalışmayı Cenab-ı Hak nasip eder diyoruz ve Allah uzun ömürler versin diyorum hocamıza. Hazreti Yusuf soyundan gelen Hazreti Yuşa, Musa peygamberin hısmı, onunla çeşitli savaşlara katılmış bir kumandan ve onun çağdaşıdır. Rivayete göre kabri kendisinin muhterem Yahya Efendi'nin rüyasına girip burayı işaret etmesiyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde bu tepeye Sadrazam 28. Çelebizade Mehmet Said Paşa tarafından 1755 tarihinde bir mescit yaptırıldı. Mescit 1990'lı yıllarda başlayan restorasyonla bugünkü halini almıştır. Hazreti Yuşa Aleyhisselam peygamberdir. Biliyorsun insanların en kıymetli anadığımız zatları peygamberlerdir. Peygamberler böyle çalışmayın değil, Allah'ın kendi tayinidir. Yerini de burada oluşunu kimse bilmiyordu. Kanuni Sultan Süleyman Süt kardeşi Şeyh Yahya Efendi bir gün mana aleminde Yuşa Hazretleri görünüyor. Diyor ki kardeşim Yahya ben Yuşa bin Nun, Nun'un oğlu Yuşa'yım. İnsanları buraya gelmesini bekliyorum. Ziyaretini bekliyorum. Çünkü peygamberler insanlar içindir. İnsanları sevdiği için ziyareti bekliyor. Aslında o ziyaret bizim için menfaatli. O gün gelmiyor, ertesi gece yine görünüyor. İkinci gece. Yine gelmiyor. Rüya diye. Üçüncü gece tekrar görünüyor. Biraz sertleşiyor diyor ki niye diyor sen diyor
imtina ediyorsun. Sana verilen bir görev var, onu yerine getir. Yahya Efendi talebelerle buraya kadar çıkıyor, araştırıyor. Tabi burada bir manevi bir koku teneffüs ediyor. Efendim, 1990 yılında buraya benim tayinim çıktı. Daha önce Orta Seçme Camii İmam Hatibi iken bu camiye resmen İmam Hatiplik görevini yapmak için buraya geldim. Buraya geldiğimde burada yol yok, su yok, elektrik yok ve burada iskan edilecek hiçbir bir baraka dahi yok. Buraya geldikten sonra aşağı yukarı 1-2 sene böyle bir çalışmalarım, anladın mı, projelerim oldu, oluştu. Hocamız buradaki görevi sırasında çeşitli hurafelere inanan insanlarla da mücadele etmiş. Ben buraya geldiğimde 10 sene bütün mücadelem hurafe ve bid'atlarla mücadelem olmuştur. Görüyoruz ki kimisi çalının üzerine bez bağlıyor, kimisi başka türlü şeyler yapıyor. Bu hususta benim çok çalışmalarım oldu. En az bid'at işlenen yer burasıdır, en az. Biz dileğimizi, her şeyimizi Allah'tan isteriz. Dua ederiz buradaki zata, Ya Rab, şuradaki zatların hürmetine, Peygamberimizin hürmetine duamı kabul et dersin. Ama Ya Yuşa, bana şunu ver, bunu ver demek bu küfürdür. Kesinlikle olmaz. Ali Hocam, buranın çok ciddi bir yer olduğunu, ehemmiyetli, önemli bir yer olduğunu ve burada görev yapmanın daha özellikli olduğunu, daha kıymetli olduğunu, daha bereketli olduğunu bizlere aktardı. Normal mahallede görev yaparmış gibi değil de buraya yakışır bir şekilde, Yuşa Camii'ne yakışır bir şekilde, Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın türbesine yakışır bir şekilde görev yapmanın daha kıymetli, daha emniyetli olduğunu bizlere aktardı. Kendisine Allah razı olsun. Bizler bu konuda Ali Hocam'dan gerçekten istifade ettik. Gerçekten bizleri bilgilendirdi, onurlandırdı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimi zaman sıkıntılı, kimi zaman rahat ama hep Rabbimize şükür ve sabırla geçmiş hizmetlerinin sonunda hocamız emeklilik günlerinde dinlenmeyi aklından hiç geçirmemiş. Bizim yaşandığı durumumuz, yatsı namazından başlayayım. Yatsı namazı kılındıktan sonra ışıklar söndürülür, herkes yatacak. Sabah namazını aile tamamıyla kalkacak. Yani çoluk çocuk mükellef olan olmayan kalkacak. Namazı mutakip sabah kahvaltısı hazırlanacak. Kahvaltıdan sonra kimisi okula gidecek, kimisi işine gidecek. Bizim yaşantımız böyleydi. Vazifesine devamlı dikkat eder. Hiç vazife kaçırmayı istemez. Öyle geziye gidin, şuraya gidin yapmaz hiç. Çok vazifesine dikkat eden bir kişi varsa Ali Hoca'dır. Hiçbir ağır sözünü duymadı. Çoluğuna çocuğuna da dikkat eder. Çok güzel çocuklarını idare eder. Küçüklüğünü çok güzel hatırlıyorum. Memleketimizden ayrı başka bir hocaların yanına
ibadetini yapmak için ve vazifesini yerine getirmek için, ilim öğrenmek için memleketimizden ayrıldı ve evimiz biraz yokuştaydı. Ve yokuştan doğru el sallaya sallaya gitti. Ve ben çok ağladım peşinden. Ondan sonra böyle bir değerli abimizdir. Hala da o şekilde devam ediyor. İyilikseverdir. Vazifelerini yerine getiren bir abidir. Ve kardeşlerine karşı da sevgi dolu, saygı dolu. Bizler de tabii o şekil bir kişiyiz. Babam otoriter bir insan. Disiplinli. İnancı doğrultusunda hiç taviz vermez. Aldığı görevi başarıyla tamamlar, devam eder. Yaptığı işler meydanda zaten. 3 tane eseri Beykoz'da mevcut. Namazdan, Kur'an'dan elimizi ayağımızı çekmemizi istemez. Kendisi Allah razı olsun. Üzerimizde emeği çok vardır. İslami konudan bizim temellerimizi, onun öğretileri sayesinde temellerimiz oluşmuştur. Hocamız geçmişteki imamlık vazifesiyle şimdiki arasındaki farkı anlatırken genç imamlara da tavsiyelerde bulunuyor. Efendiler, geçmiş imamların durumu imkansızlık nedeniyle ilimleri kifayetli değildi. İşte biraz okumuş olanları imam yaparlardı. İşlerinde alim olanlar da vardı istisna. Ama şimdiki imamların imkanı var. Önce İmam Hatip'i okuyor. Sonra ya üniversiteye gidiyor veyahut da İlahiyat Fakültesine gidiyor okuyor. İlim sahibi oluyor. Daha da orayı bitirince şimdi Diyanet tarafından yüksek tahsil daha okutuluyor. Müftü oluyor. Cemaatin istifade edebilmesi için ilmiyle amil olmak lazım. İlmiyle yaşamak lazım. Cemaatin nasıl bir imam istemesi hususunda çok dikkatli olunması lazım. Bu şekilde olursa yani bir insan vaaz ederken ağzından çıkan kelimeler kendisi tatbik ediyorsa o tesirlidir. Eğer kendi söylediğini yapmıyorsa hiç kimseye faydası olmaz. Hocamızın mücadelesinde, azmi ve çabasında bizlere örnek olduğu için çok mutluyuz. Yanından ayrılırken dilimizden şükür ve duayı düşürmeyeceğimize söz verdik. Asırlık çınarımıza bizleri kırmayıp zamanını ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Allah-u Teala kendisine şükreden ve aynı zamanda İnsanlara da teşekkür borcunu ödeyen kullardan eylesin.